yine sıradan İzmir akşamında böyle takılıyorum bilgisayarda Telegram'dan ding dedi bir tane mesaj geldi. Biz dedi bir şirketiz. Sizinle dedi çalışmak istiyoruz. Allah Allah dedim. Kim acaba dedim. Tabi dedim çalışabiliriz. Anlattığı bir şeyler işte. Biz dedi böyle bir şirketiz. Böyle bir şirketlerimiz var. Buradayız. Böyle lisanslarımız var gibi filan. Anlatıyor da anlatıyor. Daha link web sitesi filan bir şey almadım ha. Sitenin şeyini bile almadım yani daha önce. O dedim şirket helal olsun dedim. O dedim bu dedim. Adamlar dedim çok güzel anlatıyor bu olayı. Sonra adam konuştuk ettik. Dedi ki ya dedi ben dedi bir namaz kılayım. 5 dakika sonra geleyim. ile alakalı konuşalım seninle. Allah'ım dedim ne kadar güzel bir herife denk geldim ben ya dedim. Helal olsun namazında, niyazında adam işini koşturuyor. Heyecanla bekliyorum tabi adamdan mesaj gelmesini. 10 dakika sonra tınk dedi bir tane daha mesaj geldi. Ha dedi işte kıldım dedim Allah kabul etsin. Tabi bu arada İngilizce konuşuyoruz bunda. Benim o kadar translate'den konuşuyorum. Dedim şu web sitenizin dedim bir linkini atar mısınız? Hani bir bakayım projenize detaylarına. Bir gönderdi. USDT, TRX bilmem ne. Hay dedim Allah belanı vermesin senin ya. Dolandırıcılar bile artık öyle bir şekilde değiştirmişler ki kendilerini böyle şey gösterebilmek için yok namazdı, oydu, buydu, şuydu, büyük şirket gibi gösteriyorlar. Bu da böyle bir anımdı. Neden anlattım bunu bilmiyorum ama anlatmak istedim. Sizinle paylaşmak istedim. Ya bu bilmiyorum bu dolandırıcılık mı olur? İllegal bir şey değil ama bu ya. Bu normal şirketin bize sunduğu 30 günlük ücretsiz bir şey. Bununla alakalı bir metot anlatmak istiyorum. TradingWeek'de biliyorsunuz premium paketler olmadığı zaman belli başlı olayları yapamıyorsunuz arkadaşlar. Sizi sınırlıyor. Sınırsız olabilmesi için de 3 farklı paketi var. Pro, Pro Plus, Premium. Proplus da kedi maması ismi gibi. Premium gibi 3 farklı paketi var. Bu paketlerinde ilk başta 30 günlük ücretsiz denemeleri var. Bu yöntemle sizlere bunu devamlı ücretsiz olarak nasıl kullanabilirsiniz onu anlatmaya çalışacağım. Ama bu dolandırıcılık değil de değil bana mutlaka yazın. Ama dolandırıcılık değil bu bizim hakkımız. Biz 30 günlük tek mail hakkımızı kullanıyoruz. Bunu sitenin içerisinde görsel olarak çok fazla anlatamayacağım. Size bunu Paint üzerinden anlatacağım. Bizim bu işlem için öncelikle ihtiyaç listesini şöyle bir hazırlamamız gerekiyor. Birincisi bir tane mail adresi arkadaşlar. Bir tane mail adresinizin olması gerekiyor. Sıradan Gmail, Yand Yandex'ten açabiliyorsunuz. Bol bol mail adresi açabiliyorsunuz. Veya farklı farklı sitelerden Böyle ücretsiz alabildiğiniz mail adresleri var. Mail adresimizi aldık. Şimdi bu mail adresimizde giriyoruz. Tradingview üzerinden ne yapıyoruz? Kayıt oluyoruz arkadaşlar. Girdik Tradingview. Bunu böyle yapacağım. Kayıt. Hesabımızı da oluşturduk. Şimdi asıl önemli olan olaylardan bir tanesi şu. Tek kullanımlı kartlar. Sanal kartlar oluşturuluyor. Bankacılık üzerinde bunu yapabiliyorsunuz. Benim. Örneğin empara.com üzerinden örnek vereceğim bunu. Empara uygulamasının içerisinde eğer ben şey yaparsam ekran görüntülerini vereceğim. Tek kullanımlık günlük kartlar var arkadaşlar. Oluşturuyorsunuz size kart numarası veriyor. Son kullanma tarihi ve arkasındaki 3 tane rakamı sizler ekranda paylaşıyor. Sizler de onunla harcama yapıyorsunuz. Bu yapacağınız harcamayı da fiyat şeyini belirliyorsunuz. Yani kartı oluşturduktan sonra içindeki bakiyeyi oluşturuyorsunuz. Burada da yapmanız gereken olay şu. Kart oluşturduktan sonra kartın içerisindeki limiti ayarlamayacaksınız. Yani onun içerisindeki şeyi sıfır yapacaksınız. Bakın bunu normal kendi kredi kartlarınızla yapmayın. Sanal oluşturulabilen kredi kartlarıyla yapın. altını vurgulayarak sizlere söylüyorum. Bakın sonra demeyin bak ben bu kart oldu benden çekim yaptı. Ben mesuliyet kabul etmiyorum. Ben bunu açık açık söylüyorum size. Sanal oluşturulan kart ve limitini ayarlayabildiğiniz kartlar var. Ekran görüntüsü paylaşacağım sizle. Bu üçünü bir araya getirdik arkadaşlar. Sonrasında giriş yaptığınızda basıyorsunuz işte 30 günlük ücretsiz denemeye sizden kredi kartı bilgilerini istiyor. Bu kredi kartı bilgilerine de bu size söylemiş olduğum daha oluşturmuş olduğunuz sanal kartı yazıyorsunuz arkadaşlar. Buraya sanal kartı yazdık. İşte son kullanma tarihi, CVV arkasındaki şeyler. Bu da kaldığı kartın sahibinin adını, soyadını biliyorsunuz zaten. Kendi adını soyadınızı bilmiyorsanız buraya bir şey diyemez. Sonrasında her şeyi tamamladıktan sonra bunu onaylıyorsunuz ve sağ tarafta size şöyle işte diyor ki. Şu anki diyor. Ücretiniz 0 dolar. 30 günlük ücretsiz size bunu veriyoruz. Aşağı tarafta da bir sonraki ödeme tarihi 8 Ağustos 2022'de de diyor. Ben bundan 14.95 dolar para çekeceğim. Şu an siz bunu onayladığınızda sizden hiç para çekmeyecek. 8 Ağustos'ta bu parayı çekmeye çalışacak. Ama sistem bu parayı çekmeye çalıştığında siz sanal kartınızı iptal ettirdiğinizden dolayı sistem sizden para çekemeyecek. Ne olmuş oldu? Bir aylık bunu ücretsiz bir şekilde kullanmış oldunuz. Bir aylık süreniz doldu. Ne yapıyorsunuz? Tekrardan bu senaryoları tekrarlıyorsunuz arkadaşlar. Bir tane mail oluşturuyorsunuz, bir tane hesap oluşturuyorsunuz. Sonrasından bir tane sanal kart oluşturup tekrardan bu sitenin içerisine girip kayıt oluyorsunuz. Olay bence çok basit. Sizin çözdüğünüzü düşünüyorum bunu. Allah dolandırıcılıksa kaldırırım. Ama dolandırıcılık değil bu. Ben burada yasal bir işlem yapıyorum arkadaşlar. Bu tamamen yasal bir işlem. Ben 30 günlük ücretsiz ben benim annemin üzerine açıyorum. Babamın üzerine açıyorum. Kardeşimin üzerine açıyorum. Hesap benim değil kardeşimin. Herkesin bir 30 günlük hakkını kullanıyorum. Netflix'te de bunu yaptım. Yaptınız. Yapmadım demeyin. Güzel bir sistem. Bu taktiği kullanmayı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Seviyorum sizleri. Böyle konularla alakalı bir şey olursa yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.